seçmen hükümete faturamı kesti. 61 milyondan fazla seçmenin katıldığı 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaş hükümete faturamı kesti. Yaşanan ekonomik krizden eğitimden sağlığa kadar olumsuz etkilenen seçmen yerel seçimlerde adeta tepkisini gösterdi. Öyle ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türkiye haritasının yarısı bu kadar koyu kırmızıya boyandı. Hatta 1977 seçimlerinden bu yana resmi olmayan sonuçlara göre CHP ilk kez birinci parti konumuna yükselerek tarihi bir zafer elde etti. 22 yıldır iktidarda olan AKP ise ilk defa seçim yenilgisi yaşayarak ikinci sıraya, yeniden Refah Partisi ise üçüncü sıraya yerleşti. Birçok yönden sürprizlerle geçen bu seçim sonucu herkesi şoke etti. Ne AKP böyle bir mağlubiyet ne de CHP böylesine bir zafer elde edeceğini beklemiyordu. Özellikle İstanbul'da ittifaksız seçime giren CHP, AKP ve MHP karşısında büyük bir zafer elde etti. CHP 1980 darbesinden sonra cam tavan olarak ifade edilen %25'lik oy oranını ilk kez aşmış oldu. AKP'nin kalesi gibi görülen il ve ilçelerin de bu seçimde CHP'ye geçmesi aslında en ilginç olanıydı. Yıllardır Ege, Akdeniz ve Trakya'dan oy alması nedeniyle Kıyılar Partisi olarak anılan CHP, 31 Mart seçimleriyle Türkiye geniş yelpazesindeki belediyeleri de kazandı. Manisa, Adıyaman, Kilis, Bursa, Afyon, Balıkesir, Denizli, Giresun CHP dedi. Türkiye'nin 5 büyük ilinde yerelde CHP iktidar oldu. Erdoğan'ın memleketi Rize'den de bir sürpriz geldi. CHP'de olan Fındıklı ilçesine Ardışan ve Pazar ilçeleri de bu seçimde katıldı. Sürprizlerle dolu geçen seçimde aday olan genç isimler de medyada epey dikkat çekti. AK Parti'den Karabük Belediyesi'ne aday olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, CHP'den Tuzla Belediyesi'ne aday olan 1993 doğumlu Eren Ali Bingöl ve Çanakkale'nin Kalkın Beldesi'ne aday olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Bağımsız Parti'den katıldığı seçimi kazanarak ülkenin en genç kadın belediye başkanı oldu. 31 Mart yerel seçimleri dünya basınına da konu oldu. Bazı yabancı basında Ekrem İmamoğlu için ulusal bir kader şekilleniyor. Siyasi muhalefetin yıldızı, ana muhalefet Erdoğan iktidarına darbe vurdu şeklinde dikkat çekici başlıklara yer verildi. Yeni seçim sonuçları tüm Türkiye halkına hayırlı olsun.